Evet, merhabalar. Bugün konuğum iki ayrı temsilci. Bir tarafta Japon temsilcisi Toyota Corolla Cross, diğer tarafta Çin temsilcisi Chery Omoda 5. Otomobil sektöründe her zaman zamanla markaların gelişimini görüyoruz ki özellikle Çin modelleri zayıf altyapılarıyla, zayıf güvenlik donanımlarıyla ilk zamanlarda herkesin korktuğu ürünlerdi. Zaman değişiyor ve Çinli ürünler de gelişiyor. Şimdi iki ayrı ürünü kıyaslamaya başlayalım. Önden çarpışma testinde Corolla Cross gördüğünüz gibi %85 puan almış durumda. Güvenlik donanımı tam C segmenti bir SUV ile karşılaştığımız sonuçlar bu şekilde. Aynı zamanda Euro NCAP'in son standartlarına göre ikisi de bu testte geçmiş durumda. İkisi de 2022 standartlarına göre önden, yandan ve yan taraftan direkt çarpma testleriyle karşımıza çıkıyor. Özellikle yeni moda ile beraber son dönemde koltukların arasında da bir hava yastığı olduğunu görüyoruz. Son dönemin bir uygulaması bu. Bu sayede yolcu ve sürücü birbirle çarpmıyor. Bu yastık olmadığı zaman bu testlerde yolcu kullanılmazdı. Aslında güvenlik testlerinin de zamana göre göreceli olduğunu gösteren en güzel detaylardan bir tanesi. Peki genel çarpışma puanlarına baktığımızda 85 puan alan Toyota Corolla Cross karşısında Omoda 5 Chery markası neler yapmış? İki marka da gördüğünüz gibi 5 yıldız almış durumda ve buradaki puan 87 ile 2 puan Corolla Cross'un önüne geçiyor. Bu da aslında asıl merak edilen sorunun cevabı. Çinli mi daha sağlam yoksa Japon ürün mü daha sağlam? Burada kazanan Çin temsilcisi Chery Omoda oluyor %2 puan farkıyla. Çünkü diğer testler özellikle sürüş asistanları ile ilgili detaylara değiniyorlar ki orada da videomuzun ilerleyen kısımlarında iki markanın da tamamen karşılaştırmalı test sonuçlarını görebilirsiniz. Ama burada Çinli markaların ne kadar geliştiği göz önüne serilmiş oluyor. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Bildiğiniz gibi Chery Omoda da Mart ayı gibi Türkiye'de satışa çıkacak. Bakalım fiyatı özellikleri kadar rekabetçi olacak mı? Chery markasının ülkemizde bir geçmişi var. Bu da Chery'nin işini oldukça zorlaştıracaktır. Tasarım, güvenlik gibi detaylar bakalım Chery'yi ön plana taşıyacak mı? Sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.